Canlarım, diğerlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın en sevdiğim içeriklerinden biri olan Kendime Geziyorum'la beraberiz. Bu serimizin 4. mü 5. videosu olması gerek. Şimdi havaalanındayım, Ankara'ya gidiyorum. Ankara'yı gezeceğim ve her şeyi yine sizlere göstereceğim. Öncelikle zaten atamızın yanına gideceğiz. Daha sonrasında güzel yemeklerine bakacağım, neler yenilir. Daha önce Ankara'ya gitmiştim bu arada ama böyle detaylı bir video çekip yani gösterme fırsatım olmamıştı. Şimdi detaylı bir video çekip size gösterme fırsatım da oldu. Güzel güzel Ankara'nın en güzel yerlerini gezeceğiz. Sizler de göreceksiniz. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı özellikle unutmayın ama şimdiden. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Göksu Parkı. Eryaman'da Ankara'nın bence en güzel manzaralarından biri. Kazlar var, ördekler var, manzarası çok güzel, güzel restoranlar, kafeler var. Kahvaltı yapılacak alanlar var, luna parklar var. Bence buraya kesinlikle gelip bir kahvaltı yapayım, bir kahvenizi için. Yani tahminimce Anıtkabir'den sonra Ankara'da görülmesi gereken ikinci yerde burasıdır. Biz şimdi manzaranın bir tadını çıkaralım. Bence burayı rotaya ekleyin. Durağımız Aspava. Ankara'ya gelince zaten Aspava yemeden olmaz dedik. Aspava yemeye geldik. Şimdi ben ne söyledim? SSK. Adı SSK. Döner et dürüm aslında. Haşarlı. Şunlar şimdilik ikram. Bir de ekstralar da daha gelecek. İkram gelecek. Daha bir eklenecek. Sonrasında tatlı falan. Bence biz leş tokuşa bak. Sen onun yarısını ye. Sofrada her şey bittikçe yenileniyor valla. Çok iyi. Döneri ama güzelmiş valla. Şaka maka beğendim. Regre kaşar yok. Var var, çok iyi kaşar öyle. Çay güzel güzel. Ama şekilli de geliyor ha. Güzel yani. İnsanın gözünü de doyuruyor. Peki acaba şey oluyor mu? Güzel, çay bitince çayı da tekrar yeniliyorlar mı? Çay bitiren olmuyor ki. Bence onu da sınırsız olması lazım. İstersen getirirler. Yok, genel olarak söyleyeyim. Hani tamam biz 3 kişi ama mesela kalabalık geldik, 5-6 kişi aile. O zaman büyük geliyor. Büyük mü geliyor? 2 tane falan geliyor. He. Güzelmiş işte. Evet arkadaşlar, şimdi çayımızı içiyoruz. Ortam bu arada çok kalabalık ama çok güzel bir dizaynı var ortamda da. Yani kalabalık ama gayet, bu arada servisleri de hızlı, hiç gecikmiyor. Yemek bir 15 dakikada falan geldi yani. Demlikle de çay geldi. Daha ne olsun, bir de tatlı gelirse şimdi. Öyle mi? Tatlımız da geldi. Kadayıf. Şu da helva. Dondurma. Şimdi tatlımızı da biz yiyelim. İnşallah Allah size de nasip eder. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi hesabımızı da ödedik. Toplamda biz 3 kişi yemek yedik. 2 tane SSK yani et döner yedik. Bir tane de döner beyti yedik. Toplamda 1160 lira para ödedik. Şu gördüğünüz yerlerin hepsi de ekstra. Bence fiyatı da gayet iyiydi 3 kişi için. Yani zaten şu anda sıradan bir kafeye bile gitsek en kötü menü bence 300 lira zaten. Gayet dolu dolu, doya doya yedik. Yanında çayı, tatlısı. Aynen, bitiremedik bile. Hala çay içiyoruz. Kaçıncı çay yani. Bence Aspava'ya uğrayın. Evet
Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Sincan Harikalar Diyarı. Masal Adası olarak geçiyor. Harikalar Diyarı içerisinde Masal Adası. Birçok çizgi film, anime karakterlerinin maketleri var burada. Aynı zamanda doğal bir böyle etrafında göletler var. Çok güzel manzaraları var. Çok güzel bir yer bu arada. Büyük büyük heykeller de var. Çocukların çok güzel eğlenebileceği bir yer bu arada. Aynı zamanda yeşilliklerle yine bir önceki durağımız gibi çok güzel. Red Çakmaktaş, Vilma. Bu Betty miydi? Bu Betty, bu Vilma. Barney. Barney Molostaş. Bütün Disney karakterlerinin ayrı ayrı işte taş devri, Disney karakterleri olarak, çizgi film karakteri olarak bölüm bölümde ayırmışlar. Bu da güzel. Tarkan. Altarın olsun Tarkan. Alaaddin ve sihirli lambası. Alaaddin sihirli lambasını ben çaldım. Neydi? Çalmışlar lambayı. Bu arada çok güzelmiş ya. Ben beğendim. Burayı kesinlikle rotanıza ekleyin ya. Evet, müze değil misin böyle? İşte böyle belirtmeleri çok güzel ama şöyle işte altlarında isimleri de yazsaymış çok güzel olurmuş. Çok güzel. Şurada çok güzel fotoğraflar da çekilir ha bu arada. Tam ben ya. Oo, Red Kit. Bir de Red Kit'in salonu ha. Dalton kardeşler. Averell. Joe. Lan be. Bu arada çok güzel de benzetmişler ha. Çok iyi. Lan Red Kit. Düldül. Çocukluğumuz vallahi bunlarla geçmiş ya. Suyumu tutturdum Keloğlan'a, dur. Keloğlan. Keleşi olan. Lan tut, az önce tuttun lan, ne güzel. Hah bak oldu. Biz hangi filmdeydi o şey diyordu ya. Kemal Sunal'ın filmdeydi. Biz biz biz. Göleti de harika bu arada. Gölette şöyle su bisikletleri falan var. Daha ağırlıklı bir yer tabii ki. Ama yetişkinler için de şu göletlerin alanları falan, etrafında kafeleri falan da var. Şimdi çok güzel ya. Bayıldım. Şimdi diğer rotamıza geçelim. Evet, hadi sıra gecesine. Ocağım söndü, nasıl beladır. Şimdiki ve son durağımız Anıtkabir. En çok gelmeyi istediğim yer buraydı. Daha önce gelmiştim ama o zamanlar fotoğraf falan çok çekememiştim. Daha doğrusu çekmiştim ama sanırım fotoğraflar kayboldu. Eski anılar gitti yani. Şimdi Anıtkabir'i gezeceğiz. Atamızın yanına, bir mezarına uğrayacağız. Müzeyi göreceğiz. Müzeyi gezeceğiz. Şimdi hep beraber gidelim. Atatürk'ün öldükten sonra meclisten buraya kadar taşındığı tabut arabasının yanındayız. Bu arabayla Ankara'da gezdirilmiş. Ondan sonra meclisten de buraya getirilmiş. Anıtkabir'in yapımında emeği geçen mimar ve sanatçı var. Evet arkadaşlar, şimdi Aslanlı Yoldayız. Buradaki aslanlar 24 tane Oğuz boyunu temsil ediyor. Ama burada şöyle güzel bir detay var. Burada yapılan mermerlerin arası boşluklu ve yürürken ister istemez şöyle önünüze bakmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun sebebi de Anıtkabir'e giriş yaparken başınız önde girmenizmiş. Güzel bir detay bence. Duygusallaştım çünkü şu an buradaysak, bu ülkedeysek, burada rahat yaşayabiliyorsak, kendimize ait bir benliğimiz varsa ülke olarak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk borçluyuz. Minnetle anlıyoruz. Şimdi bir gidelim. Kendisinin mezarının başında duamızı edelim. Taşının başındayız. Burada 7 metre derinlikte bir odanın içinde bulunuyor naaşı ve etrafında 82 tane kum vazosu var. 81 il ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konu içerisinde bulunuyor. O detayı da vermiş. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir detay var. Aslında çok kişi bilmez. Burada toplamda 42 tane basamak bulunuyor. Bunun anlamı da Atatürk'ün 42 yaşında Cumhuriyeti ilan etmesi. Böyle aslında güzel detaylar düşünülerek buralar kurulmuş. Çok güzel. Normalde müze var içeride. Şu anda da nöbet değişim oluyor. Onu da zaten görürsünüz, çekerim. Orayı büyük ihtimal çekemeyeceğim sizlere. Şimdi nöbet değişimini bir görelim hep beraber. Atamızı da ziyaret ettik. Sizlere Atatürk'ün bir lafıyla veda etmek istiyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, aynı zamanda şöyle aşağıdan abone olursanız da sevinirim. Yeni neslimiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyeti biz kurduk. Yükseltecek ve yaşatacak olanlar sizlersiniz.